Herkese merhaba arkadaşlar. Java derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de kullanıcıdan input almayı Java'da nasıl yapacağımızı görmeye çalışacağız. Ve bunun için farklı bir package'dan bir tane class'ı kullanacağız ve bu class'ın üzerinden değişik fonksiyonlarla kullanıcıdan bilgi alacağız. Şimdi kullanıcıdan bilgi almak programlama yaparken çok önemli. Çünkü biz programlarımızı kullanıcılar için yazıyoruz ve onların bizle interaktif bir şekilde haberleşmesi, programlarla interaktif bir şekilde haberleşmesi bizim için önemli. Bu yüzden de bunu öğrenmek zorundayız. Ancak ondan önce ben önceki derste bir şey anlatacaktım. Ancak bunu unuttum maalesef. Ondan önce bunları öğrenmeden önce onları göstermek istiyorum. Biz önceki dersimizde bu byte, int şeklinde değerleri bir alt alta bir belli bir hizada yazmıştık ve bunları da biz yorum satırlarında yazmıştık. Ancak yorum satırlarını bilmeyen insanlar için ben şu anda bir daha anlatacağım. Şimdi yorum satırları bizim kodlarımızda açıklama yaptığımız ya da kodlarımızı anlamamızı güçleştiren detayları başka birisi okuyacaksa eğer yazmamızı sağlayan satırlardır ve bu satırları biz daha efektif bir şekilde kod yazmak için kullanabiliriz. Atıyorum siz bir tane proje geliştiriyorsunuz ve bu projeye 3 gün sonra bakacaksınız. Herhangi bir yerde yaptığınız değişikliği hatırlamak için ya da belli bir fonksiyonun işlevini hatırlamak için bu yorum satırlarını kullanabilirsiniz. Ve bu yorum satırları tekli ve çoklu yorum satırı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tekli yorum satırı önceki derste yapmıştık. Bu şekilde iki tane slash'la konulabiliyor ve bunun yanına yazdığımız herhangi bir şey Java tarafından görülmüyor ve bu ve kodumuzun içinde yorum olarak görülüyor arkadaşlar ve bu kod Java tarafından çalıştırılmıyor. Önceki derste bunu biz ne yapmıştık? Söylememiştik orada ama değişken tipleri diye bir şey yazmıştık galiba. Bunları bu şekilde yazmıştık. Bir de çoklu yorum satırı var. Birçok satırlı yazacaksanız eğer bu sefer de çoklu yorum satırını kullanabiliyorsunuz. Bu da şu şekilde konulabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işareti koydum ve daha sonra Enter ile aşağı inince de bunları karşıma çıktı. Buraya yazdığınız herhangi bir şey kesinlikle Java tarafından görülmeyecektir. Bu yorum satırlarını kullanmanız sizin programlama yaparken gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü gerçekten unutabiliyorsunuz bir yerde yaptığınız değişikliği. Bunları gerekli yerlerde kullanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanıcıdan input almaya. Kullanıcıdan nasıl input alacağız? Bizim C'de yaptığımız input alma şekli scanf fonksiyonu ile oluyordu. C++'da yaptığımız input alma şekli de sin şeklinde yapabiliyorduk. Ancak Java'da bu biraz daha kompleks. Java'da her şey bir class olduğu için bunu da farklı bir package'daki class'ı kullanarak yapıyoruz. Ancak şu anda ben yani siz benim yazdığım şeyleri anlamayacaksınız. Çünkü yine değişik şeyler yazacağız. Bunları ileride anlayacağınıza emin olabilirsiniz. Şu anda sadece Java öğrenmenin tadını çıkarsanız sizin için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan biz input almak için scanner isimli bir fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Daha doğrusu scanner isimli bir class'ı kullanmamız gerekiyor ve bunu da farklı bir package'dan, farklı bir paketten çağıracağız arkadaşlar şimdi. Ben bu scanner class'ından bir tane değişken üretiyorum, bir tane obje üretiyorum ve bu objeye diyorum ki new scanner sistem.in diyorum. Dediğim gibi burada hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Önemli olan burada şuna odaklanmak arkadaşlar. Buradaki scan objesiyle biz ne yapacağız ona odaklanmak gerekiyor. Bu satırlar sizin için şu anda pek anlam ifade etmeyebilir. Ancak sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ancak bu sefer bize Eclipse bir tane sıkıntı çıkarttı. Dedi ki Scanner cannot be resolved to a type dedi. Yani scanner'ı siz tanımlamamışsınız. Bunu siz nasıl kullanıyorsunuz dedi. Biz burada package'ımızı söylemedik. Eclipse dosyamıza, Java dosyamıza. Bu package'ı söylememiz gerekiyor. Yani bu package'ı programımıza dahil etmemiz gerekiyor. Package'lar programımıza dahil olduğu zaman bu package'ların içindeki herhangi bir class'ı, herhangi bir Java dosyasını direkt kullanabiliyoruz. Ancak şu anda biz Java dosyamızın içinde package'ı dahil etmediğimiz için bunu şu anda Eclipse projemiz, Eclipse şu anda göremedi ve sıkıntı çıkarttı. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Bunun bir kısa yolu var. Bu kısa yolda Ctrl Shift O arkadaşlar. Ctrl Shift O yaparsanız eğer siz direkt bu scanner'ın bulunduğu java.util.scanner package'ını bize verecek arkadaşlar ve biz de bunu programımıza dahil etmiş olacağız. Ctrl artı Shift artı O şeklinde bunu dahil edebiliyorsunuz ya da direkt tekrar geri alalım. Direkt sıkıntı çıkartmıştı mesela. Burada bunun üzerine basıyoruz. Diyor ki import scanner. Scanner'ı dahil et diyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde dahil ediyor.
Evet, şimdi biz bu scanner'ı dahil ettik ve bu obje üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Mesela bir tane kullanıcıdan int değer almak istiyoruz. Yani tam sayı değeri almak istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? İlk başta bir tane değişken oluşturmamız gerekiyor. Int diyeceğim. Mesela int a diyeceğim. Ve bu a'nın değerini ben kullanıcıdan almak istiyorum. Bunun için arkadaşlar ben bu scan objenin içinde bir tane fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Bunun için scan nokta diyorum. Scan'ın içindeki bir tane fonksiyonu kullanmak istediğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi burada Eclipse bizim bir sürü fonksiyon çıkarttı. Yani bu scan objesinin içinde bir sürü fonksiyon varmış arkadaşlar. Biz buradan neyi kullanacağız? Biz buradan next int fonksiyonunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz zaten. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman scan nokta next int dedik ve buradaki değeri biz a'ya atamış olduk. Next int tam sayı değeri alacakken almak için kullanılan bir fonksiyon ve tam sayı değeri girdiği zaman kullanıcı direkt olarak bu tam sayı değerini buradaki a değerine, a değişkenine atacak arkadaşlar. İsterseniz kullanıcıya bilgi vermek için ilk başta ses out diyelim. Diyelim ki bir sayı giriniz diyelim. Bir sayı giriniz şeklinde bunu yazdık. Daha sonra scan nokta next int fonksiyonu zaten kullanıcıdan bir şey bekleyecek. Kullanıcı bir şey girip enter'a basınca da bu a değişkenimizin değeri kullanıcının girdiği değere eşit olacak arkadaşlar. Daha sonra biz bu a değişkenin değerini ekrana bastıralım. Diyelim ki a değişkeninin değeri diyelim artı a şeklinde bu değerimizi ekrana bastıralım arkadaşlar. İsterseniz bir çalıştıralım. Şu anda bir sayı giriniz dedi. Yukarıdan aşağıya doğru bu print line çalıştı. Bir sayı giriniz dedi ve şu anda Java bizden bir tane değer bekliyor. Şu anda yanıp sönüyor gördüğünüz gibi imleç. Mesela 23 dediğimiz zaman değerimizi giriyoruz ve Enter'a basıyoruz. A değişkenin değeri 23 şeklinde karşımıza çıkarttı arkadaşlar. İşte kullanıcıdan bu şekilde input alabiliyoruz. Mesela siz burada int değer almak yerine double değer almak istiyorsanız kullanıcıdan buradaki fonksiyonu değiştirmeniz gerekiyor. Scan nokta next int fonksiyonu sadece integer değerler alıyor ve eğer siz bunu double atarsanız bazı karışıklıklar çıkabiliyor. Bunun için burada biz scan nokta next double diye bir şey söyleyeceğiz ve double değer almak istediğimizi burada ekstra olarak belirteceğiz. Ve burada da bu değişken tipimizi de double olarak değiştirmek isteyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu ekrana yine aynı şekilde bastırabiliriz. Bir sayı giriniz dedi. Ben buna 3.14 dedim arkadaşlar. Şu anda karşımıza bir tane hata çıkarttı. Input mismatch exception. Yani şu anda input eşleşmiyor şeklinde bir hata çıkarttı. Bunu niye çıkarttı? Şimdi bazı ülkelerde bu sayıların, bu double sayıların yazımı farklı. Mesela biz burada 3.14 yazdık. Ancak bazı ülkelerde 3.14 şeklinde bu yazılabilir ve bunu bizim Java'ya özel olarak söylememiz gerekiyor. Yani ben 3.14 şeklinde yazacağım dememiz gerekiyor. Bunu nerede diyeceğiz biz? Bunu scan objesinde dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu objenin içinde diyeceğim ki ben Amerika'nın standartlarını kullanmak istiyorum şeklinde söyleyeceğim. Scan nokta use lokale diye bir fonksiyon kullanacağım ve buraya lokale us diyerek de Amerika'nınkini kullanmak istediğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Burada yine bu lokaleye sıkıntı çıkarttı. Bunu da import etmemiz gerekiyor yani. Ctrl Shift O diyerek bunu import ediyorum ve bunu ben Amerika'nın standartlarına göre vereceğimi burada ekstra olarak söylüyorum. Şimdi tekrar deneyelim isterseniz. Bu sefer çalışacak. Şunu tekrar kaydedelim. Bir sayı girinize de 3.14 dedik. A değişkenin değeri 3.14 şeklinde karşımıza çıkartmış oldu arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Mesela string değeri alabiliriz. Bunun için bunu string olarak değiştirmek istiyorum. Stringler bildiğimiz gibi yazıları gösterdiğimiz yazıları tanımadığımız değişken tipiydi arkadaşlar. Burada da diyeceğiz ki next line diyeceğiz. Bu fonksiyonumuz adı da next line. Bu da string değerlerimizi almamızı sağlıyor. Çalıştıralım isterseniz. Bir sayı giriniz dedi. Bunu bir yazı giriniz diyelim. İsterseniz daha güzel olsun. Bir yazı giriniz dedi. Yazılım bilimi şeklinde yazımızı girelim. A değişkenin değeri yazılım bilimi şeklinde karşımıza çıkarttı.
Biz yazılım bilimine girdik. Daha sonra bu string değişkenin içine yazılım bilimini atarak ekrana bastırmış olduk arkadaşlar. İşte kullanıcıdan bilgi almak C++'dan ve C'den farklı olarak Java'da bu şekilde yapılabiliyor. Bunlarla ilgili çok fazla örnek yapmıyorum. Çünkü biz Java'nın yani bu derslerimizde Java'nın OOP kısmı ile ilgileneceğiz. Yani Java'da çok fazla ileri düzey algoritmalar gerektiren programlar yazmayacağız. Tabii hani yazmak isteyen insanlar olabilir. Zaten ben dersin ilk başına uyarmıştım. Biraz programlama bilenler zaten hani bunları kaptıkça, bunları yaptıkça Java'da proje geliştirmeye hızlı bir şekilde algoritma gerektirecek proje geliştirmeye devam edebilecekler arkadaşlar. Biz daha çok OOP kısmı ile ilgileniyoruz ve bunlara o yüzden hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum ben. Bir sonraki dersimizde de aritmetik operatörleri göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.